değilse. Buna ters slash koydum ben. Niye backslash koydum? Neyse. İkisinden birine eşit değilse. Yani diyelim, düşünelim. Yıldız girdi. Arkadaşlar, kullanıcı yıldız girdi. O zaman ne olması lazım? Şuranın neyi olayı etmesi lazım? Doğru. Çubuğu demesi lazım. Mı? Şu anda yıldız girince, yıldız gelince duvalden çıkacak mı, duvali devam mı edecek? Çıkacak. Çıkacak. Çıkması için şuranın ne olması lazım? Bir olmasın. Bir olmasın. Bir olmasın. Arkadaşlar lütfen dinleyin. Yıldız girince duval devam etmesi gerekiyor mu? Hayır. 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 Çıkması lazım. Duvaldan çıkabilmek için şunun değerinin ne olması lazım? False olması lazım. Şunun değerinin false olması lazım. Bunu 50 defa konuştuk. Değil mi? Duval nasıl çalışıyordu? Condition true olduğu sürece dönecek, false olunca çıkacaktı, değil mi? Çıkabilmesi için buranın false olması lazım. Yıldız durumunda şuranın false olup çıkması lazım, değil mi? Bu iş false oluyor mu? Yıldız eşit değil mi? False, değil mi? Veya şurası doğru mu, false mu? True. True. False veya true nedir? True'dur. Girer. O zaman tekrar iste. Yıldız durumunda istemesi gerekiyor muydu? Hayır. False olması lazım. Hayır. Bir şekilde çıkması lazımdı. False olması lazımdı. En azından bir yanlışlık var, değil mi? Zaten yıldıza eşit değilse veya bölüye eşit değilse ne demek? İki tarafında false olması lazım. Bu tarafın false olması için ne olması lazım? Yıldız olması lazım. Bu tarafın false olması için bölü olması lazım. Bir karakter değeri hem yıldız hem bölü olabilir mi? Olamaz. O zaman şunun false olma ihtimali yok zaten. Bu da bir infinite loop var. Görebiliyor muyuz bunları? O zaman olması gereken ne? Aslında biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bakın. İsterseniz yapmaya çalıştığımızı şöyle ifade edelim. Karakter değeri yıldızsa veya karakter değeri bölüyse çıkacak, değil mi? Burada veya. Bu ne eşitse veya bu ne eşitse çıkacak. Ne zaman devam edecek? Bunlara eşit değilse devam edecek. Bu ifadeyi yazabilirdim oraya. O zaman düzgün çalışırdı. Bu ifadenin equivalent'ı Demogram kuralını biliyorsunuz herhalde. Değil mi? Bu ne eşit değilse ve bu ne eşit değilse. Tamam? Yani şu yanlış. Buraya or koymak yanlış. Lütfen yazdığınız conditionları düzgün oluşturalım. Tamam? Anlaştık mı? Anlamadım. Efendim? Bir şey yok hocam. Anlamadın mı dedin? Yok yok, anladım da hani şaşırdım da yavrum. Anlamadıysanız problem yok. İki şeyden bahsettik. Birincisi output parametre mi? Return value mu? Hangisi doğru burada? Return value daha doğru. Daha doğru değil. Daha az problemli, daha az sıkıntıya düşeceğiniz bir yöntem. Onu tercih etmeniz lazım. Her zaman daha az sıkıntı demek, daha problemsiz kod yazmak demek, daha hızlı işi bitirmek demek. O yüzden bunu tercih edin. Evet, get operatörü böyle ifade edeceğiz. Burada aslında eksik olan ne? Bir prompt yazmakta fayda var kullanıcıdan bir şey istiyorsanız. Onu yazmadım. Hızlı yazabilmek için. Tamam. Problemi aldık. Scanf'le scan fraction'ını okuduk. Neyi okuduk? Rasyonel sayıyı okuduk. Scan fraction'dan. Get operator'la işlemi okuduk. Scan fraction'da ikinci
rasyonelseyi okuduk. Şimdi bunların arasında bu işlemi gerçekleştireceğiz ve sonucu yazacağız. Nasıl gerçekleştireceğiz işlemi? İmzalamayan var mı? Evet. İmzalamadım. Hayır, ben niye imzalamadım? Ya hocam onu görseydim herhalde imzalamadım. Efendim? Görseydim. Sana gelmedi öyle mi? Sana gelmedi. Tamam, arada geldi sen. Evet, nasıl yapacağız bu işi? Compute result yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Compute result yapabilmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle operasyona göre, değil mi? Operatöre göre toplamamı, çıkarmamı, çarpmamı, bölmemi yapacağımıza karar vermemiz lazım. Eşitlik şartı. Peki, toplamayla çıkarma arasında ne fark var? A bölü B artı C bölü D. Bu toplama değil mi? Peki, bu toplamayı yapan bir fonksiyon tanımlasam ben. A bölü B eksi C bölü D'yi de toplamayı yapan fonksiyonla yapabilir miyim? Tabii ki yaparım. Niye? Bu şuna eşit değil mi? Benzer şey çarpma için de geçerli. Çarpma bölmeyi yapıyorsanız ikincisinin tersini alıp çarpma yapmanız yeterli. Yani benim çarpma ve toplama işlemleri yapan fonksiyonlara ihtiyacım var. Evet. Second fraction fonksiyonuna da gerek yok o zaman. Sonuçta hani sadece fraction yapsa iki tane şey almayacak mı? İki tane alacak, tamam. Bunu alacak. Bunu alacak, sonra da bunu alacak. Tamam. Şimdi yapacağımız şey operatöre göre toplama yapacağız. Add fraction'la yapacağız bunu. Çıkarma yapacaksak bu sefer ikincinin negatifiyle toplama yapacağız. Çarpma yapacaksak çarpma işlemini bir fonksiyonla yapacağız. Bölme yapacaksak ikincinin tersiyle çarpma işlemi yapacağız yine. Sonra bir şey daha var. Yaptığınız bu toplama veya çıkarma işlemini bir E bölü F'yi elde ettiniz. Ama bunu ifade ederken bunu reduce form'a getirmek lazım. Reduce form ne? En sade. Sadeleştirmemiz lazım değil mi? Nasıl sadeleştireceğiz? Ortak bölen. Ortak bölenlerin en büyüğüne bölmemiz lazım. Değil mi? O zaman yapmamız gereken şey ne? İkinci adım için. Üçün ikisi için. Önce ortak bölenlerin en büyüğünü bulacağız. Ondan sonra hem payı hem paydayı ortak bölenlerin en büyüğüne böleceğiz. Tamam? GCD, Greatest Common Divisor. Okey. Şimdi bunun tamamı şurada gösterilmiş durumda. Bu çarkı artık anladık ne manaya geldiğini değil mi? İşte programımızı yapabilmek için fraction problemi okuyabilmemiz lazım. Problemi okuyabilmek için fraction alabilmek, operatörü alabilmemiz lazım. Continue devam etmemeyi sorabilmemiz lazım. Result'ı hesaplayabilmek için fraction'ı add fraction toplayabilmemiz lazım. Çarpabilmemiz lazım. Ve sadeleştirebilmemiz lazım. Sadeleştirebilmek için de GCD'yi hesaplayabilmemiz lazım. Problemi sonucu yazabilmek için önce fraction yazabilmemiz lazım. Bir fraction yazacağız, operatörü yazacağız. Bir fraction eşittir, result fraction yazacağız. Sonucu yazabilmek için de fraction yazabilmemiz lazım. Bu onu söylüyor değil mi? Şimdi burada aslında gördüğünüz her bir kareyi bir fonksiyon olarak ifade etmek mümkün. Yani şu bir fonksiyon olarak yapılabilir. GetProblem diye bir fonksiyon yazabilirim ben. GetProblem fonksiyonunun parametreleri ne olacak? Aslında öyle söylüyor. Bakın okun yönü yukarıya doğru. Yani bu fonksiyon
N1'i, D1'i, OP'u, N2'yi, D2'yi sağlamalı. Bunları geri gönderebilmeli. Bu bilgileri sunabilmeli diyor, değil mi? Yani bunların her biri ne olacak? Output parametre olacak. Yani N1 diye bir output parametresi olacak. N1 problemin birinci şeyinin, rasyonel sayısının numerator, yani payı. D1 o rasyonel sayının paydası. Anlaşılıyor mu? O zaman böyle bir fonksiyon yazsam ben, böyle bu fonksiyonun prototipi ne olacak? Output parametre ise buydur. Buna her biri output parametre olduğuna göre get problem diye bir fonksiyon olsa bunun parametreleri ne olacak? N1. N1. Tipi? Integer. Doğru mu? Bu output parametre olacak. Output parametre olduğuna göre ne olması lazım? N1P olabilir mesela. Değil mi? Başka? D1. D1'in tipi ne olacak? Integer pointer tipinde olacak. D1P mesela. P'de pointer olduğunu göstermek için. Tamam? Sonra operator? Char. O da car pointer olacak. Op pet pointer. Tamam? N2 içinde aynı şeyleri yazacaksınız. Return değeri? Void olabilir. Böyle bir fonksiyon yazmak lazım. Bunu bir fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Veya bunun tamamını burada yapacağımız işleri main fonksiyonun içerisine de, yani bir önce bunu çağıracak fonksiyonun, yani perform arithmetic operations, onun common fractions işlemini yapacak fonksiyonun içerisine de koyabiliriz, değil mi? Yani mesela şunun tamamını, şuradaki işlemlerin tamamını onun